Merhaba, HRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu gün ortası 15 haberleriyle birlikteyiz. Hatay Valisi Ercan Topaca, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Hatay Valisi Ercan Topaca, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle iftar yemeğinde buluştu. Vali Topaca'ya 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Erdem Özcan, Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Turgay Aras ve İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ da eşlik etti. Topaca iftarda yaptığı konuşmada, devletimiz ve milletimiz adına sizlere müteşekkiriz. Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Devletimizin bütünlüğünü, milletimizin birlik ve düzenini bozmak isteyen iç ve dış unsurlarla mücadele içerisindeyiz. Bu tür kritik durumlarda herkesin vatanına, milletinin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkması gerekiyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde gösterilen kahramanlıklar, polis ve askerimizin yaptığı fedakar çalışmalar, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizin cenaze törenlerinde yaşanan hadiseler, herkesin gözlerini yaşarttığı gibi milletçe gururlanmamıza ve kenetlenmemize vesile olmaktadır, dedi. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavları maratonu bugün başladı. Hatay'da LYS'ye toplam 20.500 kişi katıldı. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavları maratonu bugün başladı. Sosyal bilimlerle ilgili LYS 4 bugün yapıldı. Matematik ile ilgili LYS 1 ise yarın gerçekleştirilecek. Adayların gireceği LYS 4 Sosyal Bilimler sınavı 10'da başladı. Sınav 135 dakika sürdü. Sınavda tarih, coğrafya, felsefe grubu ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltildi. Matematik alanındaki LYS 1 ise yarın. Adaylar matematikten 50, geometriden 30 soru yanıtlayacak. Gelecek hafta 25 Haziran'da fen bilimleri ile ilgili LYS 2, yabancı dille ilgili olan LYS 5, 26 Haziran'da pazar günü de edebiyat ve coğrafya sınavını içeren LYS 3 yapılacak. Hatay'da ise LYS'ye toplam katılımcı sayısı 20.500. 18 Haziran cumartesi günü yapılan tarih, coğrafya, felsefe sınavı 275 salonda yapıldı. 19 Haziran'daki matematik sınavı salon sayısı ise 760. Ayrıca il genelinde sınav günlerinde Hatay Valiliği, belediyeler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da gerekli tedbirler alındı. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 20 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak. Detayları haberimizde izleyelim. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 20 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak. Açıklamaya göre Arsuz ilçesi Avcılar Suyu ve Haymaseki mahallelerine 9 ila 17 saatleri arasında, Altınözü ilçesi Ziyaret mahallesine 9 ila 15 saatleri arasında, Altınözü ilçesi Sivrikavak mahallesine 9 ila 15 saatleri arasında, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot, Sofular ve İplik Pazarı mahallelerine 9 ila 16 saatleri arasında, Defne ilçesi Subaşı mahallesi Bilgin Sokağı 8.30 ila 15.30 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Uluçınar mahallesine 9 ila 17 saatleri arasında, Antakya ilçesi Saraykent mahallesi 12. sokağa 8.30 ila 16.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. HRT Akdeniz Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu hafta sonu 15 haberleriyle birlikte olduk. Günün son gelişmeleriyle 19.30 ana haber bülteninde. Görüşmek üzere.